Elazığ'da 6.8'lik depremde 5 katlı apartmanın enkazında kalan, 28 saat sonra minik kızı Yusra ile çıkartılan, depremde eşi ve oğlunu kaybeden Ayşe Yıldız yaşanan o anları ve oğluyla son konuşmasını anlattı. Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan Kalay Apartmanı çökmüş, Yıldız ailesinden anne Ayşe, baba Hüseyin'le çocukları Onur ve Yusra enkaz altında kalmıştı. Anne Yıldız ve 4 yaşındaki kızı Yusra 28 saat sonra ekipler tarafından enkazdan sağ olarak çıkartılırken eşi ve oğluysa hayatını kaybetmişti. Gece ailecek oturuyorduk, annem de vardı, 5 kişiydik. Ailece oturuyorduk, o anda tabii herkes gibi biz de kapıya koştuk. Onların cenazesi üstümdeydi. Çocuklarım bağırarak, anne bizi kurtar, anne bizi çıkar. Benim acılarım vardı ama onların o çığlıkları, ben kendi acılarımı unuttum. Anne bana yardım et, hakkını helal et. Ben şehit oluyorum, ben ölüyorum. Son sözleri buydu. Dedi benim uykum geliyor, ben yatıyorum. Yattı da uyanamadı. Depremden sonra ayak ve bacaklarındaki zedelenmeden dolayı çok sayıda ameliyat geçiren anne ve kızı Bizmişen Mahallesi'nde TOKİ tarafından inşa edilen konutlarına yerleşti. Yusra, okulu seviyor musun? Büyük bir acı yaşayan anne Yıldız, depremin ikinci yıl dönümünde yaşanan o anları ve oğluyla enkaz altındaki son konuşmasını anlattı. İğne kadar bir delikten bir ışık geldi. Dedim bu yeni bir dünyada bir penceredir, yeni bir umut. Orada bambaşka bir ışık girdi içeri, kapkaranlığın içine. Bir yandan da evet eşimle oğlum gitti, bir yandan da diyordum ben de çıkamayayım, kızımı çıkarsınlar, ben de ölmek istiyorum. Daha yaşamak istemiyorum. Oradan hiç çıkmak istemiyordum ama bir yandan da arkamdan bir çocuk var, bir umut var. O ne kadar teşekkür etsem, ne kadar dua etsem, her zaman dua ediyorum, her zaman. Yani onları zaten unutmak mümkün değil. Onlar canını hiçe sayarak, canını vererek öyle geldiler. Onlara her zaman dua ediyorum.